Evet videomuzun konusu Ripple nasıl alınır? BTC Türk Pro'su işlemiyle göstereceğim size. A'dan Z'ye kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. BTC Türk uygulamamıza giriş yapıyoruz. En başta hesabımıza para yatırmamız lazım. Sağ aşağıdan yatır çek bölümüne basıyoruz. En yukarıdan havale EFT diyoruz. Bu bankaların birisiyle işlem yaparsak bizde bu bankalardan biri varsa 7.24 hızlı bir şekilde hesabımıza para yansır. Eğer bankanın dışında başka bir banka varsa paramız sadece hafta içi mesai saatlerinde yansıyacaktır. Yani hafta sonu gönderdiğiniz bir para pazartesi günü mesai başlangıcında BTC Türk'te işlem görecektir. Örnek olarak Ziraat Bankası bu IBAN'ı farklı bir bankayla da para atabilirsiniz. Geri geliyorum. Attığınız para sol aşağıda varlıklarım kısmında gözükecektir. Mesela benim şu anda 249.43 lira param var bu hesapta Peki Ripple'ı nasıl alırım? Sol, sol aşağıda fiyatlar var. Fiyatlara geldik. Ripple'ı bulacağız. XRP TR'ye bulduk. Şu anda gördüğ <laughs> gördüğümüz gibi, pardon özür diliyorum. Ee, basıyoruz XRP TR'yi. 2 TL'den işlem görüyor şu anda. Burada Ripple al diyoruz. XRP al diyoruz. Ve sol tarafta emir defteri var. Ben örnek olarak bir Ripple, iki Ripple değil de gidip mesela bir Ripple, iki Ripple böyle girebilirsiniz. Bir Ripple bu kadar, iki Ripple bu kadar. Ben 100 liralık alacağım. Hani her zaman Bitcoin çok yüksek olduğundan dolayı veya diğerleri tane girmekte zorlanıyor olabilirsiniz. O yüzden TL bazında işlem yapmak daha kolay. Ben 100 liralık işlem yapacağım. Buraya 100 TL girdim. Emir'e kaç gireyim? Emir makası çok şey değil zaten. 2430'a satış var. Ripple. Hem de bayağı bir satış var. 2430'dan alış girdim. Onayladım işlemi. Ve Ripple'ımız hesabımıza geldi. Hesaplarımızda nerede Ripple? Varlıklarıma giriyoruz. Aşağıda. Sarı olarak XRP gördüğünüz gibi. 41 tane Ripple aldım ben şu anda. Sağ tarafında TL karşılığı 99.85. Kalan Türk Liramızda 149.35 TL kaldı. Bu Ripple'ı aynı şekilde satmayı da göstereceğim size. Yine aynı şekilde sol aşağıda fiyatlara geliyoruz. Ripple'ı buluyoruz. Burada Ripple. XRP sat diyoruz. Satış için emrimizi ne kadar gireceğiz? Yeşil kısmın en yukarısı kadar girebiliriz. Ee, Ripple ne kadar mesela %100 dediğimizde kullanılabilirlik 41, 11, 11, 11. Bu çok daha küsüratlı olabilir. Bunu girmek yerine %100'e basabilirsiniz. Şurada toplam kullanılabilirlik ve aşağıda yüzde kısımlarda. %50 dediğimizde yarısını satıyor. %100 dediğimizde tamamını satıyor. Emir ne kadar? 2429. Daha doğrusu 2.429 TL diyeyim. XRP sat dedik onayla dedik. Şurada sol tarafta 35 bin 36 bin ripple arasına girdi. Ve gerçek işlem de gerçekleşti. Şu anda alımlar kuvvetlendi. Benim hani 2.929 TL'den satmıştım. 2.432 TL'ye çıktı. Alımlar biraz daha kuvvetlendi. Neyse varlıklarıma giriyoruz sol aşağıda ve tamamının Türk lirasına döndüğünü görüyoruz. Ve bu şekilde tamamen TR'ye varlığımız kaldı. Komisyonlardan biraz kaybettik. Alım satımdan daha bir kuruş yükse alıp 1 kuruş düşe sattık. Artık komisyonlar girdi. O yüzden küçük bir miktar para kaybetmiş olduk. Bu işlem sayesinde. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize iyi günler dilerim.